Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Geldik şimdi belirli integrale arkadaşlar. Bu videomuzda da belirli integrali gömmeye başlayalım. Şimdi belirli integralde olayınız şu dostlar. Size artık integral verildiğinde bu integralin şu ve sembolün altında ve üstünde bazı sayılar yazacak. Bunlar bizim integralimizin sınırları olacak. A ve B seçmiş sınırları. Peki ne yapacağız öğretmenim biz bu sınırları? Dostum sen sanki bu sınırlar yokmuş gibi öncelikle bir integralinin sonucunu bulacaksın. İntegralin sonucunu bulduktan sonra diyeceksin ki şu simge şu anlama geliyor. Ben bu sınırları bu fonksiyonun içerisinde önce üst sınırı yerine yazacağım. Yani B'yi çıkan fonksiyon içerisinde yerine yazıyorsun. Sonra alt sınırı fonksiyonda yerine yazıyorsun ve birbirinden çıkartıp sonuca ulaşacağım diyeceksin. Belirli integralin, şöyle bir belirli integralin, yani sınırlı olan bir integralin sonucu her zaman ama her zaman bir sayı çıkar. Rasyonel sayı olabilir, köklü sayı olabilir, bir tam sayı, pozitif, negatif, bir sayı çıkar ama her zaman. Şimdi tabii gelin bunu daha da net öğrenelim dostlarım. Biz burada ne demek istedik? Şu örnekleri bir inceleyelim. Daha da net anlayacaksınız arkadaşlar mevzuyu. Şimdi birinci örneğimiz. Ne dedik? Hocam bu belirli bir integral. 1 ve 2 benim sınırlarım. Önce normal şuradaki integrali ben nasıl alıyordum kardeşlerim? Bakın x'in katsayısı 1 ise direkt bunu sanki normal bir kuvvet, hani normal bir şeyin kuvvetiymiş gibi üstünü 1 arttırıyorum. X eksi 2'nin kuvvetini 1 arttırdım 3 bölü buraya da 3'ümü yapıştırıyorum dostlarım. Bu integrali belirli integrali alırken artı c yazmıyoruz. Sonra da dedim ki işte integralimin sonucu bu. Buna da sınırlarımı yazacağım dedim. 2 ile 1'i yazacağım diye de gösterdim. Hemen yazalım. Önce üst sınırı yazıyoruz. 2 yazıyoruz. 2 yazarsak 2'den 2 çıktı 0. 0'ın küpü bölü 3'ten yine 0 geldi. Araya eksimi çaktım. Şimdi 1 yazıyorum. 1 yazarsam 1'den 2 çıktı eksi 1. Eksi 1'in küpü yine eksi 1. Bölü payda da 3 var. İşte bu işlemin sonucu. Yani 0 eksi eksi 1 bölü 3'ten artı 1 bölü 3 geldi. Paketledim gitti arkadaşlar. Geldim ikinci örneğimize. Şimdi gittikçe daha da net kavrayacaksınız mevzuyu. İkinci örneğimizde. Şimdi yine değişken değiştirmeyi biliyorsunuz arkadaşlarım. Burada bu integrali hani sınırlar yokmuş gibi düşüneceğim. İntegrali ben istersem değişken değiştirme yöntemiyle de alabilirim. Ama bu basit bir kuvvetim var burada. İkinci dereceden bir kuvvet var. Şöyle yapabilirim. Bunu bir açabilirim arkadaşlarım. Bakın şöyle olur. İntegral daha almaya başlamadım. Sıfırdan bire. X çarpı. Şurayı da açarsak birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x artı ikincinin karesi yani birin karesi 1. Şimdi de x'i içeriye dağıtalım. Sıfırdan 1'e diyelim. X'i içeriye dağıtırsak 4x küp gelecek. Eksi 4x kare artı x dx. İntegral bu hale aldı. Şimdi bu integrali alalım hemen artık sonucu ulaştıralım. Şuranın integrali x üzeri 4 bölü 4 gelir. 4'ler sadeleşir. Bir tek x üzeri 4 kalır. Şuranın integrali x küp bölü 3 gelir arkadaşlarım. Artı yok eksi pardon. Eksi 4x küp bölü 3 geldi. Bir de buranın integrali de x kare bölü 2'dir dedi. Ve ben buraya sınırlarımı da 1'den 0'a diye de belirttim arkadaşlar. Şimdi önce 1 yazacağız. Hemen 1'i yazalım. 1 yazarsak burası 1 eksi 4 bölü 3 artı 1 bölü 2 gelir. Araya eksi koyuyorum. Alt sınırı yazıyorum. 0 yazacağım. Dolayısıyla her birinden de 0 geldiği için buraya da 0'ı yapıştırdım. Bu işlemin sonucu da benim integralimin sonucu olacakmış. Burayı da bir toparlarsanız dostlarım ya da ben çok uzatmayayım. Cevap 1 bölü 6'ymış. 1 bölü 6 gelecek diyelim. Üçüncü örneğimize geçtik. Şimdi İntegral kısmına baktığınızda göz korkutucu bir integral var. Ama biz buranın x artı 1'in 7. kuvvetinin açılımı olduğunu biliyoruz dostlarım. Bakın burası x artı 1'in 7. kuvveti demektir. Ve bunu da
şurada x'in katsayısı 1 olduğu için normal integral alma yöntemiyle, yani kuvveti 1 arttırıyorum bölü aynı kuvveti aşağıya yazıyorum dedim. İşte buranın integralini aldım. Sınırları da gösterelim. Eksi 1'den 1. Şimdi önce 1 yazacağız. 1 yazarsak burası 2. 2'nin 8. kuvveti bölü 8 gelir. Eksi, eksi 1 yazarsak burası 0 olduğu için 0 gelir. Şimdi 2'nin 8. kuvveti bölü 8. O da 2'nin küpü demektir. Alttaki yukarıya ters işaretli çıktığı için 2'nin 5. kuvveti, yani 32 geldi sorumuzun cevabı arkadaşlar. Evet, 4. örneğimizdeyiz. Yine içindeki integrale dikkat edin dostlar. Şimdi bunların tabii ki paydalarını eşitlemek, toplamak, çıkartmak ya da ayrı ayrı integrallerini alıp işte 36'yı yerine yazmak zor olduğu için burada şu matematiksel oyuna başvuracağım. Şunu hatırlamanızı isteyeceğim dostlarım. 1 bölü n çarpı n artı 1 ifadesinin biz şöyle olduğunu biliyoruz. Bir 1 bölü n, yani ortak paydaymış bu. Ben ayrı ayrı paydalara çeviriyorum. Eksi 1 bölü n artı 1 diye yazabiliyorduk. Hani gerekirse bunun da paydalarını eşitlediğinizde bakın 1 bölü n çarpı n artı 1 geldiğini görüyoruz. O halde 1 bölü bir şey çarpı bir fazlası varsa, bakın bu 90 dediğiniz şey 9 çarpı 10'dur. Ya da bu 10 çarpı 11'dir. Ya da bu 11 çarpı 12'dir dostlarım. O halde biz bunları şu kıvamda yazabiliriz. Hemen yazalım. Aslında bu integral şöyleymiş. 0'dan 36'ya 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 artı 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 artı 1 bölü 11 eksi 1 bölü 12 dx'miş dostlarım. Ve burada da farkındaysanız şununla şu, şununla şu sadeleşti. Şimdi 1 bölü 9 eksi 1 bölü 12 kaldı. Bunları da 36'da eşitleyelim. 4 ile bunu, 3 ile de bunu çarpalım. Bakın ne oluyor bu integralimin yeni hali 0'dan 36'ya? 4 eksi 3 bölü 36. Yani o da, şuraya da dx yazalım. O da 0'dan 36'ya 1 bölü 36 dx'miş dostlar. 1 bölü 36'nın integrali de sabit sayı olduğu için nasıl oluyordu? Yanına x geliyordu. Yani direkt 1 çarpı x bölü 36'dır. Sınırlarım da 0'dan 36'ya. Şimdi sınırları yazalım. 36 yazarsam 36 bölü 36'dan 1. Eksi 0 yazarsam da 0 bölü 36'dan 0. 1'den de 0 çıkarsa 1 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 5 numaralı sorumuza. Şimdi bu 5 numarada dostlarım bir çarpanları ayırma, daha doğrusu 2 kare farkı hareketi yapacağım ama sen istersen bunu işte önce bunu buna dağıt, tek tek şöyle çarp, sonra bunu çarp, sonra çıkan ifade üçlü terim, 3 terimli bir ifade olur ki bunu da istersen sonra bununla çarp çarp çarp, yani bu çarpma işlemini yaptıktan sonra da integral alabilirsin ama gördüğün gibi anlatırken bile uzun sürdü. Şunu fark edersen daha kolay olur. Bakın şu x kare eksi 1 2 kare farkıdır. X eksi 1, x artı 1 diye çarpanlarını ayırdım ben bunu dostlarım. Ve eğer ki bu x eksi 1 ile de şunu yan yana düşünün. Yani şöyle yazalım. 0'dan 1'e x eksi 1 çarpı şunu yazıyorum yanına. X kare artı x artı 1 çarpı x artı 1'i aldım. X artı 1 çarpı şunu yazıyorum. X kare eksi x artı 1 dx'i de unutmayalım. Ve bakın burada da dikkatinizi çekmesi gereken şey, yine sınırları 0'dan 1'e doğru yazdım. Şu ifade 2 küp farkıdır. Şu ifade de 2 küp farkının açılımıdır dostlarım. Burası x, x küp eksi 1'in x küp eksi 1'in açılımı çarpı burası da x küp artı 1'in açılımı dx. Tekrar yazalım sınırlarımız 0'dan 1'e. Şimdi burada da şu dikkatimi çekti. Sen yine istersen dağılma özelliğini yap ya da şunu fark et. 2 kare farkı var burada. 2 kare eşleniklerin çarpımı var. Daha doğrusu evet 2 kare farkı var. Ben şimdi bunu kapalı şekilde yazacağım. Birincinin karesi x üzeri 6 eksi 1'in karesi 1 dx'i de yazdım buraya dostlarım. Artık bakın bu integrali almak çocuk oyuncağı.
x üzeri 7 bölü 7 eksi 1'in integrali de x'tir dedim. Sınırlarımda 0'dan 1'e olduğunu gösterdim. Şimdi bundan sonrası sınırları yerine yazalım. 1 yazarsak 1 bölü 7 eksi 1 olur. Eksi 0 yazarsak 0 gelir. Bunu da fark ettik. Burası da 7. 1'den 7 çıktı. Eksi 6 bölü 7'ymiş. Bu sorunun da cevabı dedim dostlarım. Evet, görüyorsunuz belirli integral basit. Yani aslında normal integralden tek bir farkı var. En son sınırları da dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Sınırları da yerine yazıyoruz. Şimdi gelelim konu kavrama sorularına. Bunlara birazcık el atalım dostlarım. Yani hala soru çözümündeyiz. Rahat olun. İşimiz kolay. Öğreneceksiniz dostlar. Hiç merak etmeyin. Bakayım kaç tane soru varmış. 10 tane de burada soru varmış. Devamında da belirli integralin özelliklerine geçiyoruz. Evet, şu birinci sorumuzu bir halledelim hemen. Bakalım ne diyor bir numaralı sorumuz. X eşit 1 için çizilen teğetin eğimi kaçtır diye bir soru sormuş. Fx'in x eşit 1'den çizilen teğetinin eğimi. Yani bu cümleyi türevden çok iyi biliyorsunuz. F'in türevinde 1'i soruyor bize aslında dostlarım. F'in türevinde 1. Şimdi fx'e bakın, şöyle bir çarpım durumunda bir ifade. İkinci çarpanı integral şeklinde arkadaşlar. O halde ilk önce bu integrali bir alalım. Evet arkadaşlarım, bu soruyu çözdük bir numarayı, fakat videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi dedik ki en son fx'in x eşit 1'den çizilen teğetinin eğimi demek. Türevden de biliyoruz. F'in türevini al, x yerde 1 yaz. Bunu soruyor bize dostlar. Şimdi fx'de şöyle bir şey. Türevini alacağım ama burada çarpımın türevi çıkıyor. Birincinin türevi falan filan, uğraşmayayım diye. Şöyle yapayım. Önce şu integralin sonucunu bir bulalım. Çünkü kolay bir integral arkadaşlar. Hemen alabiliriz. Hatta şurada yapalım. X karenin integrali x küp bölü 3'tür. Şuradaki 3 ile sadeleşir. X küp kalır. Artı 2 çarpı x kare bölü 2 geliyor. İkiler gittiği için x kare kaldı. Sınırlarımız da eksi 2'den 3'e. Şimdi bir 3 yazalım. X gördüğümüz üzere 3 yazarsak 27 buradan, 9 buradan, 36. Eksi diyelim. Eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsak burası eksi 8 gelir. Eksi 2 yazarsam burası da artı 4 gelir. Yani şurası eksi 4 yaptı. Eksi eksi 4'ten artı 4 oldu. 36 artı 4'ten de 40 geldi sorumuzun cevabı diyeceğim, ama şurası sadece. Şimdilik şu integral kısmını bulduk. 40. Başında bir de x küp var. Yani fx şu hale aldı. Fx meğersem 40x küpmüş. Bize f'in türevi lazım. Hemen f'in türevinde x'i buluyorum. O da 120x kare yapıyor ki bana f'in türevinde 1'i soruyordu. X yerine 1 yazdığımda da sorumun cevabı 120 geldi. Evet, ikinci soru trigonometri ile karışılmış bir integral sorusu. Hocam trigonometrik fonksiyonların integrali yoktu demeyin. Türevi de yok, integrali de yok, ama burada bakın trigonometri ile ilgili bir işlem yapacağız. Trigonometrik bir fonksiyonun integralini almayacağız. Önce trigonometriden sadeleştirme yapıp bunu düzgün bir hale getireceğim. Sonra integralini alacağım. Şimdi şu kosinüs 2x yerine biz şunu yazabiliyoruz. Biliyorsunuz 2 çarpı kos kare x eksi 1 yazabiliyorum ki şu artı 1 ile eksi 1 sadeleşsin diye. Sonra buradaki kos 2x yerine de şunu yazalım. 1 eksi 2 sin kare x olan ifadesini yazalım ki bu 1 ile de bu 1 sadeleşsin. Bakın 1'ler sadeleşiyor burada, bunlar gittiler. Geriye şu kaldı. Şimdi integrali yazıyorum. 3'ten 5'e. 2 kos kare x kaldı yukarıda. 2 kos kare x eksi sinüs 2x. Sinüs 2x'in açılımı da 2 çarpı sin x çarpı kos x'tir. Bölüsü var. Şuraya bakalım. Sinüs 2x var. Yani 2 çarpı sin x çarpı kos x. Artı, daha doğrusu burada 1'ler gitti. Eksi 2 sin kare x kaldı dostlarım. Ve bir de çarpı tanjant x'imiz varmış, dx. Şimdi integrale bir daha bakalım. 3'ten 5'e. Şurada 2 kos burada var.
2 cos da burada var. 2 cos x parantezine alalım bunları. 2 cos x parantezinde burada cos x eksi sin x kalır. Yazalım. Cos x eksi sin x burada kaldı. Bölü, bölümüzü yazdık. Şurada da 2 sin burada, 2 sin burada. 2 sin parantezine alalım. 2 sinüs x parantezinde. Burada cos x kaldı. Burada da eksi sinüs x kaldı. Çarpı bir de tanjant x, dx'imiz var. Peki bakın cos x ile eksi sinüs x'ler sadeleştiler. İkiler sadeleşti. Geriye bir tek ne kaldı dostlarım? Cos bölü sin. Cos bölü sin ne demek? Kotanjant. Burası kotanjant. Bir de çarpı tanjant kaldı. Kotanjantla tanjantın çarpımı da 1 olduğu için integralin içinde 1 dx kaldı. Sınırlarım da 3'ten 5'e. 1'in integrali de x olduğu için sınırlarım yine 5'ten 3'e. Bir 5 yazıyorum. Eksi bir de 3 yazıyorum. 5 eksi 3'ten de 2 geldi bu işlemin sonucu diyor. Evet. Geldik bir sonraki örneğimize, sorumuza. Bakın bize bir fx tanımlanmış. Biraz gıcık gözüken bir fx. Bir de diyor ki bu fx ile f'de x yerine 1 bölü x yazdığınızda yeni çıkan fonksiyonla toplamının integralinden bahsediyor. O halde biz şöyle kenarda f'de 1 bölü x'i bir bulalım. Yani x gördüğümüz yere 1 bölü x yazalım. Şöyle olur. 1 bölü 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü 1 artı 1 bölü x. 1'in küpü 1, x'in küpü de küp. Artı 1 bölü 1 artı 1'in 5. kuvveti 1, x'in 5. kuvveti geliyor. Şimdi burayı da bir satır daha düzenleyelim. Şurası x, bir daha x artı 1 bölü x. Takla attırdım, x bölü x artı 1. Artı x küp artı 1 bölü x küp oluyor. Takla attırdım, x küp bölü x küp artı 1 geldi. Artı burası da x üzeri 5 bölü x üzeri 5 artı 1 geldi. Şimdi işte bu f'de 1 bölü x. Fx de burada, bu ikisini toplayın diyor. Hadi toplayalım. Şöyle integrali oluşturalım. Eksi 3'ten 5'e şu ikisinin toplamı. Bakın paydaları eşit olanları toplarsanız 1 artı x gelir. Paydada da 1 artı x oldu. 1 artı x bölü 1 artı x yani 1. Artı paydaları x küp artı 1 olanları topluyorum. X küp artı 1 geliyor buradan. Payda da x küp artı 1 olduğu için sadeleştiler yine 1. Sonuncusundan da 1 geldi. Yani benim integralim eksi 3'ten 5'e 3 dx'miş. 3'ün integrali de 3x'tir. Sınırlarda eksi 3'ten 5'e. Bir 5 yazalım 15. Bir de eksi 3 yazalım eksi 9. 15 artı 9'dan 24 çıktı sorunun cevabı arkadaşım. Ve geçtim 4 numaralı soruya. Evet. Şimdi önce parantezin içindeki integrali bir halledelim. Bakın bu diyor ki y'ye göre integral al. Şimdi önce şu parantezin içini hallediyoruz dostlarım. Dışında da şöyle 0'dan 1'e kadar bir integralimiz var. O ayrı bir şekilde dursun. Şimdi buranın parantezin içinin integrali. X'in y'ye göre integrali alınırken x sabit bir sayı kabul edilir. Ve xy olarak yanına değişkenimiz yazıldı. Artı y'nin integrali y kare bölü 2'dir dostlarım. Ve sınırlarımız da 1'den 2'ye kadarmış. Parantezi çok büyük yapmışım. En sonunda da dx var tabi. Şimdi gelin bu 2'yi yazalım. Sonra da 1'i yazalım. İntegrali bir daha 0'dan 1'e diye yazıyorum. 2 yazarsam y yerine yazıyorum yalnız. Dikkatli olun çünkü y'ye göre integral aldım. 2 yazarsam burası 2x. 2 yazarsam 4 bölü 2'den artı 2. Eksi, şimdi 1 yazıyorum. 1 yazarsam y gördüğüm yere x. 1 yazarsam da 1 bölü 2 oldu. Bu integralim. Bir de dx var sonunda. Şimdi burayı bir daha bir toparlarsak sınırlarımız 0'dan 1'e. Şurası 2x'den x çıkıyor. X. 2'den de 1 bölü 2 çıktı. 2 artı 1 bölü 2 mi oluyor? Yok. 1 eksi 1 bölü 2. 4, 3 bölü 2 geldi buradan da. D, x'i de unutmayalım. İşte şimdi bunun integralini alacağız. Hadi bunun da integrali. X'in integrali x kare bölü 2
artı 3 bölü 2'nin integrali de 3x bölü 2'dir. Ve sınırlarımız da 0'dan 1'e kadar. Önce 1 yazıyorum. 1 yazarsam 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 gelir. 0 yazarsam zaten 0 çıkıyor dostlarım. Burası da 4 bölü 2'den 2 çıktı. Sorunun cevabı diyebiliriz. Evet, şuna bakalım. Ters fonksiyonun bilmem nesi var burada da. Şimdi öncelikle şuradaki türevle integrali sadeleştirebiliyorum. Ve geriye bir tek ne kalıyor arkadaşlarım? F tersinde x kaldı, sınırlarımda kaldı 3'ten 1'e. Şimdi o halde f'in tersini yazalım biz bir. F'in tersi eşittir. Ne yapıyorduk? Şu 3 ile 2'yi yer değiştiriyoruz. 3 buraya geliyor x'in yanına, artı 1'i var. X eksi 2 buraya geldi, 2 de buraya geldi. İşte f'in tersi bu. Şimdi ne diyor bize? Bir 3 yazın diyor. F'in tersinde x yerine 3 yazarsam 9, 1 daha 10, 3'ten 2 çıktı 1, 10 olur. Eksi bir de 1 yazın diyor. 1 yazarsak 3, 1 daha 4, eksi 1 de burası, eksi 4 geliyor. 10 eksi eksi 4'ten 14 geldi. Sorunun cevabı. Evet, ilk 5'i gömdük arkadaşlar. Şimdi 6. sorumuz. Bakalım bu ne diyor? 6 numara. Şimdi şurada telefon döndü tabii ki. Şöyle yapalım ya. Burada dostlarım bakın, parantezin içindeki ifadeye bakarsanız birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinciden, burada çarpımın türevi olduğunu görürsünüz. Yani şu ifade x çarpı fx'in türevinin ifadesiymiş dostlarım. Ve türevi olduğu için integralle sadeleşti. Geriye bir tek fx çarpı x ifadesi kaldı. Bir de sınırlarımız kaldı, 2'den eksi 1'e. Şimdi ne yapacağız? Bir 2 yazacağız. Burası f'te 2 çarpı 2 olur. Eksi diyeceğiz. Bir de eksi 1 yazacağız. Burası f'te eksi 1 çarpı eksi 1 oldu. Şimdi f'te 2. F'te 2'nin karşılığı 1'miş. Şurası 1. 2 ile çarptım, 2 geldi. F'te eksi 1. Eksi 1'in karşılığı 4'müş. Eksi 1 ile çarptım, eksi 4 geldi. 2 eksi eksi 4'ten de sorunun cevabı 6 geldi arkadaşlar. Şimdi 7. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? Şöyle biraz daha kaydıralım, rahat rahat herkes görsün. Basit bir integral var arkadaşlarım. Sınırlarımız harfli verilmiş. Hiç korkutmasın sizi. Hemen şu integrali bir alalım x'e göre. X kare bölü 2'den 2'ler gitti. X kare eksi 1'in integrali de eksi x'tir. Sınırlarımız da m'den n'e kadar. Eşitmiş. Şuranın 6'nın integrali 6x'tir dostlarım. Ve sınırlarımız da 0'dan m eksi n'e kadarmış. Şimdi sınırlarımızı yazalım. Önce n yazalım. M kare eksi n olur. Şimdi m yazalım. M kare eksi m gelir. Arada da eksi olduğu için eksi m kare artı m olarak bunları yazdım. Eşittir. Buranın 6x olduğunu biliyorum. M eksi n yazacağım. Üst sınırı 6 çarpı m eksi n olur. 0 yazınca zaten 0 olduğu için yazalım hadi. Eksi 0 da buradan geliyor. Şimdi şurada n kare eksi m kare var. Burayı hemen 2 kare farkında n eksi m, n artı m diye yazdım. Şurası da bakın eksi n eksi m artı m var. Yani m eksi n var burada da. M eksi n burada da var. Burası da 6 tane m eksi n kaldı. Şimdi burada da bir m eksi n var. Şurada da m eksi n'in ters işaretlisi var. O halde biz bir m eksi n parantezine alırsak. Buradan eksi 1 kalıyor. Bir de n artı m kalıyor. Yani eksi n eksi m kalıyor. Şurada da artı 1 kalıyor arkadaşlarım. Eşittir. 6 tane m eksi n. Peki m eksi n'ler gidebilir. Sadeleşebilirler. Çünkü m n'e eşit olmadığı için öyle söylemiş soru bize başında. Bunları sadeleştirebildik. Dolayısıyla ne kaldı geriye? Eksi n eksi m artı 1 eşittir 6. 1'i de bu tarafa atalım. Eksi parantezinde n artı m eşittir 5. Demek ki n artı m eşittir
eksi 5'tir. Yapıştır gelsin kardeşim. Evet, 8. sorumuz. Denkleminin kökleri P ve Q'dur. Peki. Şurada bir integral var. X'e göre integral alın diyor. Hadi alalım X'e göre integralimizi. 2A dursun. X kare bölü 2 gelir. Bölü 2 ile şuradaki 2 sadeleşti. A X kare kaldı. B'nin integrali artı B X'tir. 1'in integrali de artı X'tir. Şimdi sınırlarımızda Q'dan P'ye. Q yazalım. A çarpı Q kare artı B Q artı Q eksi. Şurada da P yazalım. A çarpı P kare artı B P artı P. Bizden de bu işlemin sonucunu istiyor. P ve Q cinsinden diyor. Bakın en üstteki denkleme bakarsanız P ve Q bu denklemin kökleriymiş. Yani ben burada P yazarsam A P kare artı B P eşitmiş eksi 3'e. Yani A P kare artı B P dediğimiz yer şu kısım eksi 3'müş. Aynı şekilde Q yazarsam da şuranın eksi 3 olduğunu görürüm. Yani bu işlem şöyle bir haldeymiş. Eksi 3 artı Q. Arada eksi var. Eksi 3 artı P. Hadi düzenleyelim. Eksi 3 artı Q artı 3 olur. Eksi P olur. 3'ler giderse geriye Q eksi P kalır. Sorunun cevabı buymuş. Q eksi P'ymiş. Evet. Fx'i vermiş. F'in türevinde 4'ü bir yazın diyor. Sonra da bunun integralini alın diyor. O zaman biz bir F'in türevini bir alalım hemen hızlı bir şekilde. F'in türevi 2x artı kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x'ti. Şimdi bu F'in türevi. Hadi gelin F'in türevinde 4'ü de bulalım. X yerine 4 yazalım. 8 olur. 4 yazarsak da 2 gelir burası. 1 bölü 4 gelir. Bu da 4 kere 8 32, bir daha 33 bölü 4'müş f'in türevinde 4. Bize de diyor ki artık integral 0'dan 4'e f'in türevinde 4'ün integralini al. Yani 33 bölü 4'ün integralini bul. Sabit sayı integrali ne yapıyor? Yanına x yazıyoruz ve sınırlarımızda 0'dan 4'e. Önce 4 yazalım arkadaşlarım. 4 yazarsam 4'ler gider bir tek 33. 0 yazarsam da 0 olacağı için cevabım 33 geldi. 10. sorumuza bakıyoruz. Ax kare artı b gibi bir f ifademiz var. Diyor ki f'de 1'e hemen f'de 1'i yazalım. F'de 1 x yerine 1 yazarsam a artı b olur. Arada eksi var. Şimdi bir de şu integrali bulun diyor bize arkadaşlarımız. Yani 0'dan 1'e fx, o da ne yaptı? Ax kare artı b integrali eşitmiş 4'e. O halde gelin önce şu integralin bir sonucunu bulalım biz. Şurayı bir halledelim şöyle kenarda. İntegrali alalım. A x küp bölü 3 artı b x'tir. Buranın integrali. Şimdi hemen sınırlarımızda 0'dan 1'e 1 yazarsak a bölü 3 artı b olur. 0 yazarsam zaten 0 geliyor. O halde burası yeterlidir benim için. Şimdi bunu da getirip şurada kutunun içine yazalım. Şöyle bir şey oldu. A artı B eksi şurada da A bölü 3 artı B geldi. Onu da eksiye dağıtarak yazalım. Eksi A bölü 3 eksi B eşittir 4'müş. B'ler gitti. 3A'dan A çıktı. 2A bölü 3 eşittir 4. 2A eşittir 12. A eşittir 6 geldi arkadaşlar. Evet, bu da 10. soruydu. Şimdi burada videoyu durduruyorum. Belirli integralin özelliklerine geldik. Bu başlıkları da böyle tek tek inceleriz dostlarım. Hepsini buradaki özellikleri tek tek anlatmaya çalışırım. Sonra bununla ilgili de sorular çözmeye çalışırız. Pekala, hadi bakalım, öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.